İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile röportaj. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu İşhanator'da ağır mücadeleyi sürdürüyor. Valeri Bue, Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımayı Fransız Senatosu'na teklif edecek. Bloomberg, Ankara diplomasi değil kaba kuvvet kullanıyor. Fransa'nın Viyan kenti Artsakh'ın bağımsızlığını tanıdı. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerleri, Deir Yakup Manastırı veya Nemrut'un tahtı. Yerevan'ın merkezinde Artsakh'ın ruhu ve tadı. Bugün Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile kapsamlı bir röportaj yapıldı. Abrahamyan röportajda Artsakh'ın mevcut hayatta kalma mücadelesine, Avrupa'daki Ermenilerin düzenlediği eylemlere ve Artsakh'taki mevcut durum nedeniyle Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin endişelerine değindi. Devlet Başkanı Abrahamyan bahsi geçenler hakkında konuşurken bunların işgal altında olan topraklarda yaşadıklarını ve hepsinin tehlikede olduğunu ancak gördüğümüz gibi hala dayandıklarını ifade etti. Röportaj web sitemizde ve YouTube kanalımızda mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sözcüsü Vahram Boğosyan, Armenpress ile yaptığı görüşmede Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu birimlerinin güney yönündeki İşhanator kesiminde kıyasıya savaşmakta olduğunu ifade etti. Boğosyan, bugün savunma ordusu o bölgede Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine karşı çok güçlü bir savaşım veriyor, dedi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Sözcüsü Artsakh'ın kuzey kesiminde düşmanın bir santimetre ilerleyemediğini, aksine Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin önemli insan gücü ve askeri teçhizat kaybına uğradığını kaydetti. Boğosyan, gerçekten belirleyici bir dönem yaşıyoruz. Halkımıza çağrım ve tavsiyem bu güçlü sıkıntıyı birlikte aşmaktır. Bugün her şeyden önce herkesin katılımına ve sorumluluk duygusuna ihtiyacımız var, vurgusunda bulundu. Fransız senatör Valéry Boué, bu hafta Artsakh Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili bir belgeyi Parlamento Üst Meclisi'ne sunacağını açıkladı. Boué, Twitter hesabında Azerbaycan'ın Artsakh Dağlı Karabağ saldırısına direnmek, Türk İslamı'nın Avrupa'da yayılmasına direnmek demektir. Artsakh Dağlı Karabağ'ı tanıması ve Türkiye ile Azerbaycan'ın eylemlerini kınaması için bu hafta senatoya başvuracağım, diye yazdı. Tanınmış Bloomberg, Türkiye'nin dış politikası hakkında kapsamlı bir makale yayınladı. Makalede Ankara'nın nüfuzunu korumak için dış politikasında diplomasi değil, sert güç ve sert söylem kullandığı ifade edildi. Makalenin yazarı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dost olarak nitelendirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye destekli Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı Kafkas çatışmasının destekçisi olmadığını kaydetti. Kremlin, Türkiye'yi Artsakh Dağlı Karabağ çatışmasının ateşine benzin dökmekle suçladı. Türkiye'nin Moskova'nın etki alanı olarak gördüğü yere müdahale ettiği kaydediliyor. Kafkasya, Rusya'ya sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda tarihsel, kültürel, stratejik ve ekonomik olarak Suriye veya Libya'dan daha yakındır. Erdoğan'ı Türkiye'nin Libya iç savaşına müdahalesi nedeniyle eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un protesto yelpazesini Türkiye'nin Orta Doğu ve Kafkasya'daki eylemlerine kadar genişlettiği kaydedildi. Fransa'nın Viyana şehrinin meclisi Artsakh Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. Bu haber, Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Ermeni Levon Sakunç tarafından kendi sosyal hesabı olan Facebook sayfasından duyuruldu. Belediye Başkan Yardımcısı Sakunç, 19 Ekim'de Viyana Şehir Meclisi Artsakh Cumhuriyeti'ni tanıyan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. 2014 yılından bu yana Hadrut-Viyana bağlantı kurduktan sonra şehir meclisi bu çatışmadan etkilenen sivil nüfusa desteğini bir kez daha ifade ediyor ve Fransız hükümetine Artsakh Cumhuriyeti'ni tanıması için çağrıda bulunuyor, dedi. Batı Ermenistan'daki Urfa'nın batısından güneyine doğru uzayan ufak bir dağ silsilesi üzerinde tarihi eser kalıntısına Deir Yakup Manastırı veya halk dilinde Nemrut'un tahtı deniyor. Bu tarihi yapılar topluluğuna oldukça sert ve bozuk yoldan ulaşılabiliyor. Deir Yakup ya da Nemrut'un tahtı kireç taşından yapılmış yapıların yanında yine kireç taşı kayalıklara oyulmuş odalar topluluğundan meydana gelmektedir.
oldukça geniş bir alana yayılan yapılar, topluluğu, defineci ve kaçak gecekonduların tehdidi altında. Azerbaycan ile Türkiye'nin başlattığı savaş nedeniyle Stepanakert'ten Yerevan'a sığınan kadınlar, Yerevan'ın merkezinde hamur ve bol yeşillik çeşitleriyle hazırlanan yemek olan Jengelyov Hat denen yemeği hazırlayıp satıyorlar. Geleneksel Artsakh yemeğini tatmak isteyen o kadar çok insan var ki Apovyan sokağının neredeyse tamamı kapatılmış durumda. Jengelyov ekmek için sıralar uzamaya devam ediyor ve neredeyse tüm Apovyan sokağını kapatıyor. İnsanlar Artsakh usulü Jengelyov Hat tadabilecekleri ve Pan Ermeni fonuna katkı sağlayabilecekleri zamanı sabırla bekliyorlar. Satıştan elde edilen tüm gelir Hayastan adlı tüm Ermeni fonu aracılığıyla Artsakh'a gönderiliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı folk topluluğunun icra ettiği Hamşen Ermeni halk oyunu Tırturuk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.